Kıymetli çiftçilerim merhabalar, nasılsınız bakalım? Salihli'deyiz bugün. Biliyorsunuz ki çok büyük arazilerin bakımını, danışmanlığını yapıyorum bu yıl burada. Şimdi bu bahçede biz bu yıl ilgilenmeye başladık. 5000 ağaç, büyük bir arazi kıymetli çiftçilerim. Biliyorsunuz ara ara paylaşıyorum, ilk devraldığımızda 4 yaşında olan gemlik tipi bir bahçe. Çok küçüklerdi bu bahçe. Bir pasta malzemesi var. Yani sonday suyumuz var. Yani panel elektrik var. Birçok imkanlarımız var. Fakat o malzemeyi pasta yapacak ekip yoktu burada. Bu yıl tüm ekibi değiştirmiş abimiz. Çünkü İç Anadolu bölgesinde zeytinden hiç anlamayan bir çiftçimiz bu bizim. Ve biz ne dediysek yaptı. Çünkü bütün ilaçlar, bütün gübreler, bütün sulama programı tamamen bana ait olan bir bahçe burası. Ve hocam siz bu yıl boyunca ne yaptınız bu bahçede? Sonuç ne oldu? Hemen dibinizdeki komşuların ağaçları ne alemde? Sinkiler gibi mi değil mi, onları göstereceğim. Şu an karşımda yüzlerce dekar araziler var. Geçen günlerde yangın çıktı kıymetli çiftçilerim. Hepsi yandı. Onları göstereceğim. Hemen karşımda yüzlerce dekar arazi maalesef. Şimdi biz bahçemize gelelim kıymetli çiftçilerim. Burada ne söyleyeceğiz biz? Biz bu bahçede Ağustos ayında yapacaklarımızı söyleyeceğiz ve beklentilerimizi zaten en başta söylemiştik bu bahçede. Ve bu bahçede zeytin sineği ile alakalı konuşacağız. Biliyorsunuz ki hepinizin en büyük sıkıntısı zeytin sineği olacak maalesef. Onlarla alakalı bir bilgi vereceğim sizlere ve bahçemin hallerini göstereceğim. 4 yaşında gemlik tipi bir bahçe burası. Biliyorsunuz ki bu yıl fazla meyve istemiyoruz. Daha çok gelişim adına, yani büyütmeye yönelik bir bakım periyodu düzenledik ve olan meyveler ağaç başı gene bir 10 kiloya yakın meyve var ve meyvelerimizin tamamen hepsi dubleydi amacımız. Yani duble yapmak, piyasanın en iyi zeytinini çıkarmaktı hedefimiz. Ve o hedefin de sonucuna yavaş yavaş geliyoruz kıymetli çiftçilerim. Bu aşamada bile bütün ağaçlarımız duble ve bir numara. Bu da doğru ilacımızı, doğru gübrelerimizi doğru zamanda doğru uygulamayla yaptığımızdan kaynaklı. Ayda iki defa olmak üzere bu bahçeye geliyorum. Enfil bütün işleriyle ilgileniyorum değerli çiftçilerim. O zaman şimdi fazla uzatmadan size bahçelerimin hallerini göstereceğim. Hemen dibimizdeki komşularla bir kıyaslamasını yapacağım. Ve kullandıklarımı ve kullanacaklarımı sizlere söyleyeceğim değerli çiftçilerim. Öncelikle şu manzarayı göstereyim kıymetli çiftçilerim. Biliyorsunuz buralar hepsi yandı. Birkaç gün önce Salihli'de günlerce devam eden yangınlar vardı. Maalesef bizim bahçenin sınırına kadar geldi. Şu gördüğünüz dağ komple yandı maalesef. Şöyle de bir ikinci ağacımıza bir gelelim. Bakalım ağaçlarımızın son halleri kıymetli çiftçilerim. Şu anda yaprak tırtılı mücadelesini yaptık. Gerekli ilaç gübrelerimizi getirdik. Yani bal petekte, zeytin etekte olur bu halde. Hemen şuradan iki tane bir zeytin koparalım. Şöyle bir tane daha alalım. Şöyle buradan kopardık. Hemen şurada yan komşulara doğru gidelim. Yani buruşmanın sebeplerini söyleyeceğim. Bakın bu bahçe de sulanıyor şu anda. Yani damlama sistemi var, görüyorsunuz. Hemen şöyle meyvelerine bakalım. Zaten 5-10 tane zeytin var burada. Geçenlerde birileri yazmış, hocam zeytin fiyatları düşecek demişsiniz. Zeytin fiyatları artacak demişsiniz. Ya hocam dünya kadar zeytinimiz var diyorsunuz bana. Ya abicim çok zeytin olması önemli değil. Bakın bu bahçelerde sulama var ve sürüm de yapılmış. Yani meyvelerimizi görüyor musunuz? Bakın şunlar benim şimdi kopardığım ağaçlarımdan. Bunlar da hemen komşularımızın. Yani olay bu. Bizim duble ve üstü. Yani son sürgün bile yok. Hedefim ne benim kıymetli çiftçilerim? Önümüzdeki yılın en güzel meyvelerini almak. Bu yıl pek zeytin ağaçlarımı paylaşmadı. Çünkü herkeste meyve var. Önümüzdeki yıl önemli olan önümüzdeki yıl. Yani kimsenin almayacağı yılda meyve alıp onları çekmek hedefimiz. Yani görmüş olduğunuz gibi kıymetli çiftçiler. Yani bunlar da hemen hemen 2-3 yaşında
Fark bu şekilde. Yani ağacın zaten damlama sistemi bu şekilde olmaz. Ağaca sıfır yanaştırmaz. Ve ağaçlar buruşmaya başladıktan sonra sulamanın hiçbir faydası yok. Ondan dolayı suyun mermeri denmesi gücünden değil sürekliliğindendir. Yani biz amaç burada önümüzdeki yıla en iyi meyve alabilmek. Şu an baktığınız zaman hiç meyve görünmüyor kıymetli çiftçiler. Çünkü tamamen meyvelerimiz iç kısımlarda saklı. Bakın sürgünlerimize tahmini bir 45-50 santim sürgünler oluşmuş. Şu şekilde. Ya çok küçüktü bu kışın. Ya birazcık daha böyle güzel bir bakımla, mücadeleyle hep böyle duble bir zeytin sağladık. Seviye görüyorsunuz. Tamamen ağaçlarımız aynı seviyede. Ve yüzlerce, binlerce ağaçlar. 4 yaşında ağaçlarımız. Yani sulamayı o kadar da çok yapmıyoruz. Bize tek damlama var. Otla mücadelemiz çok da değer vermiyoruz açıkçası otla mücadeleyi. Otlar bizim için her şey biliyorsunuz. Zeytin sineği yağlanma başladığı evrede gelecek kıymetli çiftçilerim. Yani yavaş yavaş yani bir hafta Temmuz'un ortasındayız. Yaprak tırtılarımız fazla yok. Birazcık daha pişmesinden kaynaklı yani taze sürgünleri bir an önce pişirmenizle alakalı bu yaprak tırtılarının yenip yenmemesi. Şu şekilde Ağustos sonlarına doğruyuz. Pardon Ağustos ortalarındayız. Ağaçlarımız bu şekilde. Hocam otlu yerde zeytin olur mu falan filan demeyin. Herhangi bir yaprak tırtılımız da yok. Meyvemiz de gayet güzel. Sürgün yapımız da gayet güzel. Değerli çiftçiler bayağı bir yürüdüm. Çünkü çeke çeke gelemezdim. Uç baştaki bahçeye bakmıştık biliyorsunuz. Şimdi bahçenin diğer ucundaki son bahçemizin dibindeki bahçeye bakacağız. Seneye herkes var yılı yok yılı deniliyor ya. Size şimdi bu benim ilgilendiğim bahçenin seneye bile bol miktarda meyve yapacak garantisi. Peki doğa olayları olmazsa tabii. Ve sağımdaki bahçenin de şu an göstereceğim bahçenin de seneye meyve yapmayacağının garantisini verebileceğiz değerli takipçiler. Hemen diğer bahçeye bir bakalım hemen. Burası sulanıyor. Hem de iki tane damlama var. Yani şu anda meyvelerin buruştuğunu ve son meyveden sonra sürgün olmadığını ve kalibre olarak da 4 numara yani yağlık olarak değerlendiğini görüyoruz. Bu şekilde. Bu saatten sonra ne kadar da damlamadan verirseniz verin. Bunlar maalesef uyanmaz. Şimdi şurada bir taban yerimiz var. Oraya doğru bir bakalım. Yoruldum kıymetli çiftçiler. Her zaman bol miktarda sürgün ve taze sürgün. Ve sürgünlerin de altındaki iri meyvelerimiz. Her zamanki tablomuz bu olmalı. Buradan da karşı yakaya doğru çıkıyoruz. 4 yaşındaki ağaçlarımız. Tabii karşı yakaya geçtiğimizde daha fazla zeytinleri görebiliyoruz. Şu an baktığımızda fazla bir meyve yok gibi görünüyor. Hemen şöyle bir aralayalım. Meyvelerimizi görelim. Çok sıcak. Sabahın 8'i şu an. Sabahın 8 olmasına rağmen feci bir sıcaklık var. Sol tarafa da bakmak ister misiniz kıymetli çiftçilerim? Sol tarafta da bir zeytinlik var. Sağa baktık, sol aşağıya baktık. Şimdi üst tarafta sol tarafa bakacağız. Bunlar bizim son ağaçlarımız. Hem sürgünlerimiz, hem meyvelerimiz, iri iri meyvelerimiz. Herhangi bir buruşmamızı da göremiyoruz. Sol tarafa doğru geçelim.
Yoruldum. Bu bizim son ağaç. Bu ağaçtan sonra diğer ağaçlara bakalım. Şöyle sürgünlerimiz, meyvelerimiz. Şöyle kalibreler. Böyle sürgünler. Sarıoğlum dönemi başlamış artık. Zeytin sineğinin gelme habercisi artık. Ona mücadelemizi 15 günde bir yapmayı unutmayalım. Hemen şuradan da şu diğer karşı bahçeye bir bakalım. Hoppa! Evet. Hemen ilk ağaca bakalım. Şöyle taneyi görebiliyorsunuz. Hatta şu taneyi koparalım şimdi. Yani artık sapsarı olmuş yapraklar gidik. Aşağıdaki keyifsizliği görüyorsunuz. Şurada da ilk ağaçla kıyaslayalım bakalım. Koparalım. İlk ağacın ilk meyvesi. Evet, şimdi zirveye de çıkalım. Bahçemizin sağ uç noktasına geldik. Bundan sonra da artık videomuzu bitireceğiz. Bu da köşedeki ağacımız bizim. Uç köşedeki ağaçlarımız. Hemen zirvenin tam neresinde olduğumuza bakalım. Yani velhasıl kıymetli çiftçilerim, bu bahçedeki sulamayı buruşmadan sonra değil de zamanında azardan çoğa doğru ve maksimumdan da aşağı doğru düzenli bir şekilde verdiyseniz ve ilacınızı, gübrenizi verdiyseniz, doğru bir budamanızı da yaptıysanız zaten başarılı bir zeytinci olursunuz. Mesela yaprak tırtılı. Zamanında kontrolleri yapıp verdiyseniz ve zeytin sineği mücadelesi de zaten bir önceki ilaçlamaları zamanında yaptıysanız, bir sonraki evredeki zararlıya her türlü önlem almış olursunuz. Olay budur. Şuradan baktığınızda meyve yok. Ama birazcık böyle araladığımız zaman meyvelerimiz ve sürgünlerimizi görebiliyorsunuz kıymetli çiftçiler. Şuradan baktığınızda sürgünden dolayı meyveler görünmeyebilir. Ama şöyle aralandığı zaman çok güzel meyvelerimiz var. Şu anki konumuz tam olarak nerede? Arabayı görüyor musunuz nerede? Ve yanan zeytinlikleri de görüyorsunuz. Yazık 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 yazık. Şu görmüş olduğunuz da şu anda güneş önümüzde olduğu için görünmüyor. Hepsi yanmış kıymetli çiftçilerim. Salihli'de. Şöyle baktığımızda önümüzdeki yılın sürgünlerini görüyorum. Çünkü artık meyve pozisyona çevirdik bunları biz. Garantisini verebiliyoruz. Hemen sürgünün altına bakıyoruz bakalım. Altında neler görüyoruz? Hemen şöyle bir bakalım. 4 yaşında bir bahçe. Tüm komşuları da gördünüz kıymetli çiftçilerim. Zengin toprakta ne kadar olursa olsun, yani siz yanlış uygulamalar, yanlış sistem geliştirirseniz meyveleriniz buruş buruş olur kıymetli çiftçiler. Evet, anormal bir iklim geçiriyoruz. Haklısınız. Bundan sonra da ne yapmamız lazım? İklime dayanarak bilgilerimizi artık güncellememiz gerekiyor. Yani budamalarımızı, ilaçlarımızı, bazı gübrelerimizin dozajlarını artık yükseltmemiz gerekiyor. Bazılarını kısmamız gerekiyor. Gibi, gibi, gibi. Ve en önemlisi de Eylül ayında pürüzsüz olan zeytinlerinizin dökülmelerini göreceksiniz kıymetli çiftçiler. Onun da tamamen sebebi zeytin güvesi. Ya hocam, tamamen pürüzsüz bir şekilde zeytin dökülüyor. Ya da iki zeytinden bir tanesi buruşuyor ve siyah oluyor, dökülüyor. Bir tanesi yemyeşil. Sebebi nedir derseniz, tamamen sebebi zeytin güvesi zararlı kıymetli çiftçilerim. Aralıyorum, aralıyorum altını. Şöyle 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 yavrularla denk geliyorum. Evet, maşallah.
10'ar kilo ağacımıza meyve var. Ve şöyle meyve hep duble bir. Yani piyasanın en iyi zeytinini alacağız demek oluyor inşallah. Allah'tan bir doğa olayı gelmezse eğer böyle bir meyvemizi alacağız kıymetli çiftçilerim. Olay bu şekilde, uzun lafın kısası, doğru ilacı, doğru gübreyi, doğru zamanda, doğru uygulamayla ve doğru budamayla beşi bir yerde mücadelenizi yaparsanız başarı elde edebilirsiniz. Değerli çiftçilerim, sağ başta olan bahçeye baktık, sol tarafta olan baktık, sağ taraftaki bahçelerimize baktık ve sağ köşedeki bir bahçeye doğru bir daha bakalım. Tabii son ağacımızı buradan gösterelim. Sürgünler, meyve yapısı, sulanan bir bahçem, tek damlama. Hemen şu sağ tarafa da bir bakalım hemen. Burası da sulanıyor ve tek sıra olduğu için bol miktarda hava da alıyor. Bakalım nasıl meyvelerimiz. Şuradan çıkalım, düşmeyelim. Evet, şöyle indirelim. Meyvemizi görüyoruz. Hemen koparalım bu bir taneyi de. Zaten buruşmalar başlamış. Son meyvelerden sonra sürgünler de yok. Görüyorsunuz. Kıymetli çiftçiler. Kepçe bir taneyi burada yanlışlıkla kırmış. Yazık, yazık, yazık. Hemen şuradaki ikinci ağacımıza bir kıyaslayalım. Şöyle temi kopardığımız zeytin. Şöyle. Sürgün yapımız, meyve yapımız. Ya neden böyle söylüyorum? Birçoğunuz şey yazıyor mesela. Hocam her yerde var ya da her yerde buruş buruş. Hocam her yerde duble falan da filan da. Bazen boş boş konuşan arkadaşlarımız oluyor. Yani o boşluğu doldurmak için bunları çekiyorum. Yorulduk. Koca tarla beni yordu. Şimdi dönüş yapalım bakalım. Wow, tam yorgunluğuma iyi gelecek armutlar. Hop 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 hop. Oh, yumuşacık. Şu lezzete bakar mısınız ya? Vallahi ben silmiyorum, tamamen doğal. Yumuşaklığı size göstereyim kıymetli çiftçiler. Şeker şeker şeker. Bazen aşı yapıyorum böyle yol kenarlardaki dili armutları. Çok iyi oluyor. Kuşlar yiyor. Böyle benim gibi açlar yiyor. Yorulanlar yiyor. Bir ay sonra da bunları yiyeceğiz. Değil mi? Armutla kıyaslayayım mı? Kafayı yedim vallahi. Benden bu kadar kıymetli çiftçilerim. Başka bahçelerimizde bahçemizin son halini sizlere göstermek ümidiyle görüşmek üzere. Bu arada önümüzdeki yıl, yani 2024-2025 budama sezonunda Türkiye'nin birçok ilinde sizlerden gelen talepler doğrultusunda eğitimler vereceğiz ve birkaç ülkede de eğitimler vereceğiz ve çok sıkıntılı bahçeler programımızda var. Yani şahane, muhteşem budamalarla sizlerle olacağız. Ne kadar çok videolarımızın karşınıza gelmesini istiyorsanız bol bol videolarımızı paylaşın ki keşfetlere düşsün ve bilmeyen çiftçinin karşısına düşsün ki bizler daha çok videolar, daha çok bilgilerle güçlenerek gelelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.